İlginç bir hikaye var sırada. Bir sahtekar Beyza Kendirci adıyla sahte bir Instagram hesabı açtı. Kendini doktor olarak tanıtan o sahtekar profil fotoğrafını ise uzaklardan seçti. Amerikalı bir hemşireye ait kareyi profil fotoğrafı yaptı ama sahtekar bununla da sınırlı kalmadı. Sahte üniversite diploması alıp bir hastanede görev yapmaya başladı. İşte o oyunu dikkatli bir takipçi ortaya çıkardı. Peki bu ve buna benzer sahtekarlıkların bir cezası yok mu? İnsanları kandırmak bu kadar kolay mı? Gelin bakalım. Sosyal medyada her gördüğünüz kişiye inanmayın. Aslında bu çok ciddi bir uyarı. Çünkü sahtekarlar bu kez de açtıkları hesaplarla kendilerini avukat, psikolog hatta doktor olarak tanıtmaya başladı. Sosyal medyada birbiri adına sahte hesaplar açılarak kendini doktor, avukat, psikolog, psikiyatr, diyetisyen ve benzeri mesleklerde sunabiliyorsunuz. İşte o sahtekarlardan biri Beyza Kendirci adını kullanarak sahte bir Instagram hesabı açtı. Kendini aile yaşam koçu ve üroloji uzmanı olarak tanıtan sahtekar, profil fotoğrafında ise Amerikalı hemşire Teresa Longston'a ait bir kareyi kullandı. Sahte üniversite diplomasıyla da İstanbul Beşiktaş'taki bir hastanede çalışmaya başladı. Bir başkasını kandırarak resmi belgeyi düzenleyen kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Ama takipçilerinden biri durumu anladı. Sahte diplomalı o sözde doktoru savcılığa şikayet etti. Buradan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasının verilmesi gerekmektedir. Peki sahte bir diploma almak gerçekten de bu kadar kolay mı? Siz fotoğrafı ve bilgileri alıyorsunuz, ilgili siteye veriyorsunuz. İlgili site size hangi üniversiteden, hangi meslekten diploma oluşturacaksa ücreti mukabilinde size sunmuş oluyor. Sahte bir sosyal medya hesabı açmaksa çok daha kolay. Üstelik bunun için hiçbir doğrulamaya da gerek yok. Kameraman arkadaşım Nazmican Tanrıöver'in Instagram hesabına girdim. Ekran görüntüsünü, fotoğrafını aldım ve onun adına şimdi farklı bir meslekle ben de yeni bir hesap açacağım. Şimdi sahte hesabı açıyorum. Her şey benim kontrolümde. Yeni bir hesap belirledim. Giriş yaptım ve şu anda oluşturduğum hesap ortaya çıktı. Bitmiyor. Şimdi fotoğraf ekleyeceğiz. Profil fotoğrafını değiştir diyoruz hep birlikte. İşte gördüğünüz gibi oluşmuş durumda. Sahte doktorun yaptığı gibi aile yaşam koçu ve üroloji uzmanı. Kameraman arkadaşım kendi fotoğrafıyla birlikte Instagram'da bir anda aile yaşam koçu ve üroloji uzmanı oldu. Yani kameraman arkadaşım sahte doktor oldu. Almanya'da yaşanan